Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed as-sadiqul va'dil amin. Allahümme la ilme lana illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Allahümme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima allamtana ve zidna ilma. Ve arinal haqqa haqqan ve rzuqna ittiba'ah. Ve arinal batila batilan ve rzuqna ictinaba. Ve ce'alna mimmen yestemi'una al-kavlu feyettebi'una ahsana. Ve adkhilna bi rahmetike fi ibadike s-salihin. Amma ba'd, assalamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah Azze ve Celle şu seyyidül ayam günü bahçelerimiz gibi mübarek iyan olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Ötken dersimizde Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'nin sahabalarından Cafer ibn Abi Talib radıyallahu anh'ın hayatını oku başlayan edeyim. Bugün devam etkizeyen bulamız inşallah. Ötken sefer yetip gelen cahimiz Resulullah'ın bir cemaat sahabaları Mekke'de aziyet, meşakkat ağırlaşıp etkenden ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin ruhsatları bilen Habeşistan'a hicret kılıp geçişti. Onların içinde Cafer ibn Abi Talib var. Kureyş müşrikleri ana şu hatırcamlıydı taf koyan, amanlıydı taf koyan Müslümanlarını kaytetten Mekke'ye ap gelişlik için özüden iki tek kişini yubarıştı. Abdullah ibn Abi Rabia ve Araplarının dahalarından boğan Amr ibn al-As. Bu payda müşrik idi. İkilesi vardı. Padişahını aldığı kirişiden aldın, padişahın etrafındaki vazirleri, bitrikleri, yani ruhani kişilerini hepsi soğuk salamladı verip, Neccaşi Müslümanlarını şimdiyle Amr ibn al-As'ta koluyla tavşırıp koyuşuyla haklaştı. Ama Neccaşi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem etkenleri dek, onu aldı da zulüm kılınmasa da buraya. İkilesini uçuraştırdı iki tarafını, Neccaşi'ye Cafer ibn Abi Talib özünü, kimliğini, dinini mi ekenliğini, Resulullah kim ekenliğini tanıtkeniden ki, onlarını özünü yurtunda kalışıkı ruhsat verdi. Amr ibn al-As özünü şehri gibi olan namid halatta çıkıştı. Ama Amr ibn al-As bu mağlubiyatıya kömmedi. Özünü şehriye etti ki, ertteki padişah da aldı yekiremen, onge Müslümanlar hakkında şunu da yaptı yapıramen ki, bizge topşirişliğinden başka çaresi komedi dedi. Yani İsa aleyhisselam hakkında söz açamam dedi. Abdullah ibn Abi Rabi ayette şehrige. Onda dedim ha. Bizge hılaf yol tutuşken bulsayan bari bir bizi karındaşlarımız dedi. Ama Amr ibn al-As söz yokluğa sormadı. Bu kıssanı bana Ummu Salama raziyallahu anh'a hikaye kılıp verediler. Ummu Salama ayette. İrtesi bul geç. Amr ibn al-As Neccaşi'nin aldı gekirişki izin soradı, izin verildi. Aldı gekirip etti ki, ey padişah, siz amanlığı vergen ana o Müslümanlar, İsa hakkında namakul sözde aytadılar. Ne mi deyişedi? Özlerini çakırttırıp özlerden sorayın. Neccaşi Müslümanlarını çakırttırdı. Müslümanlar onlardan Neccaşi İsa hakkında soramak şeykenliğini bilişip, dinimizde ne mi deyilgen bu şunu aytamız deyip karar kılıştı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hakkında bizge ne mi degenler? Şunu aytamız. Keyin ne mi bosa bulu olsun? Yani ötken sefer gidaka Neccaşi'de aldı da Müslümanlarda namıdan Cafer ibn Abi Talib raziyallahu anh'ı yapradı. Yan buldu. Ummu Salama raziyallahu anh'a devam etedi. Neccaşi'nin huzuruna kirip keçeki halatını gördük. Bitrikler hammasi şu yerde. Kureyş'in iki kişisi hem şu yerde. Kirişlikimiz bile Neccaşi'yi soradı. Sizler İsa hakkında kendi etikattasılar. Bilesler, Nasraniler İsa Aleyhisselam'ı Huda'nın oğlu deyişedi. Allah'ın oğlu deyişedi. Cafer ibn Abi Talib cevap verdi. Biz İsa Aleyhisselam hakkında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in etken sözünü aytamız. Neccaşi soradı. Nebi İngiz ne mi dedi bu hakkında? Cafer raziyallahu anh'u etti. Resulullah İsa Aleyhisselam hakkında etedi ki, o Allah'ın bendesi, Resulü, ruhu ve kelimesidir. O zat onu pak ve takvadar Meryem'e ilka kılgendir. Ve İsa Aleyhisselam hakkı da nazil boyan ayetlerini oku verdi. Estaizu billah. Vazkur fil kitabi Meryem'e izin tebedet min ahliha mekanen şarkiyye. Fattakadet min dunihim hicaben fe arsalna ileyha ruhana fe temessele leha başaran saviyye. Kalet inni e'udu bir rahmani minke in kunta taqiyye. Kale. İnnemâ ana rasûlu rabbiki li ehebeleki gulâmen zekiyye.
İsa aleyhisselam hakkında Kur'an'da şunu nazil bo'lgan oyatlar. Ey Muhammed, ushbu kitobda Maryamni zikir qiling. U o'z ahli oilasidan chetga, kun chiqar tomonga borib, ulardan berkinib olgan paytida biz unga o'z ruhimiz, ya'ni Jabroilni yubordik. Bas u Jabroil alayhissalom Maryamga bus-butun ro'y rost odam bo'lib ko'rindi. Maryam unga "Men Rahmonga sig'inib, sendan panoh berishini iltijo qilurman. Agar Allohdan qo'rquvchi bo'lsang, menga ziyon yetkizmagin" dedi. Jabroil aytdi: "Qo'rqmagin. Men faqat senga bir pokiza o'g'il hadiya qilish uchun kelgan Parvardigoringning elchisidirman xolos." Maryam dedi: "Menga odamzod tegmagan bo'lsa, buzuq ayol bo'lmasam, menda qayoqdan farzand bo'lsin?" Jabroil aytdi: "Shunday, Parvardigoring aytdiki, bu ish menga osondir. Biz u balani odamlar uchun oyat mo'jiza va o'z tomonimizdan bo'lgan rahmat, marhamat qilurmiz. Bu bitgan ishdir." Nasorolar İsa alayhissalomni otasiz dunyoga kelganligi uchun Allohning o'g'li deyishdi. Otasi yo'q bo'lsa-la Allohning o'g'li desa, unda Odam alayhissalom ishi nima bo'ldi? Otasi ham, onasi ham yo'q-ku Odam alayhissalomni. Faqat otasiz dunyoga kelsa-la Xudoni o'g'li deyishi mumkin bo'lsa, Odam alayhissalomni nima deymiz? Alloh taolo aytadi: "So'ng Maryam bolasini ko'targan holda qavmiga kelganida, ular: "Ey Maryam, sen hech kim qilmagan ishni qilding-ku. Ey Xorunning singlisi, sening otang yomon odam emas, onang ham fohisha emas edi-ku" dedilar. Shunda Maryam og'iz ochmasdan bolasiga ishora qildi. "Ya'ni shuni o'zidan so'ranglar" dedi. Ular aytdilar: "Beshikdagi go'dak bilan qanday so'zlashurmiz?" Shu payt chaqaloq, ya'ni Iso tilga kirib dedi: "Men Allohning bandasidirman. U zot menga kitob, Injil ato etdi va meni payg'ambar qildi. Ya'ni meni qayerda bo'lsam, xayr va barakotli qildi va modomiki hayot ekanman, namozni ado etishni, zakotni ato etishni amr qildi. Shuningdek, Alloh meni onamga mehribon qildi va meni istamkor badbaxt qilmadi." Iso alayhissalom haqidagi Alloh taoloning nozil qilgan oyatlarini Najjoshi eshitdi. Najjoshi faqatgina poshsho emas edi. U Injildan xabari bor nasroniylarning olimi edi. Ja'far ibn Abi Talib bu oyatlarni o'qib bo'lganidan keyin Najjoshi "Allohu akbar" dedi. Va yerdan kichkinagina bir cho'pni olib turib aytdiki: "Iso, sen aytgan narsadan mana shu cho'pchalik ham chetga chiqqani yo'q" dedi. Isoni Allohning o'g'li deb e'tiqod qiladigan atrofidagi bitiriqlari, poplari g'udrashni boshlashdi, ovozini ko'tarishdi. Najjoshi ularga qarab turib: "Sizlar norozi bo'lsangizlar ham, haq so'z shu. Iso bu kishi aytgan narsadan mana shu cho'pchalik ham tashqariga chiqmadi" dedi. Mana Amr ibn al-Osni qilgan hiylasi endi foyda bermay qoldi. Qarang, musulmonlar Najjoshiyni oldiga kelib turib, o'zlarini nazarida ularga foydasi bo'ladigan boshqa gapni gapirib qo'yishi mumkin edi. Lekin ular haqni gapirishni tanlashdi. Haq Alloh taolo najot berdi musulmonlarga mana shu haq tufayli. So'ngra Najjoshi musulmonlarga qarab turib: "Sizlar meni yerimda omondasizlar. Kim sizlarga azor yetkizsa, ziyonda, ziyonda, ziyonda" dedi. Mana shu holatdan ham Ja'far ibn Abi Talibni qanchalar aqlli, xushli, zakovatli, ma'rifatli inson ekanligini bilib olsak bo'ladi. Boshqa dindagi kishi, boshqa dindagi podshohni o'zini g'oyasiga ergashtirib olishligi oson emas edi. Aytdiki, bu necha kirgan shu paytda. So'ngra Najjoshi Amr ibn al-As va hamrohiga qarab: "Mana ikkoviga hadiyalarni qaytarib beringlar. Alloh menga mulkimni qaytarib berayotganda pora olmagan edi. Men bulardan pora olmayman." Amr ibn al-As sherigi bilan Makkaga noumid holda qaytib ketishdi. To Haybar fathi bo'lguncha musulmonlar Habashistonda tinch, omonlikda ibodatini qilib kunlarni kechirishdi. Quraysh mushriklari bir fitna qilishdi, bir narsani xolashdi, ammo Alloh taolo shu narsani bo'lishini xolamadi. Shuning uchun birodarlar, Alloh bilan birga bo'laylik, Alloh biz bilan birga bo'ladi. Qalbimizda faqat Allohni rozi qilishning g'ami bo'lsin, mushkilalarimizni Alloh taolo o'zi hal qilib berayotganligini ko'ramiz. Shoshilib ketamizda bizchi. Agar Alloh bir narsani bersa sizga, kim uni to'sib qola oladi? Agar Alloh bir narsani sizdan olib qo'ymoqchi bo'lsa,
Kim bu narsaga qarshilik qila oladi? Ihfazillaha yahfazka. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah ibn Abbas radıyallahu anhu'nu yaş balanı ulağı güç kaçtırıp alıp nasihat kıyken de isleyin mi degen edilir? Ya gulam inni uallimuke kelimat. Bala men sizge bir kança sözlerini örgütemen ihfazillaha yahfazka. Allah'ını haklarını saklayın o zat seni saklaydı. Allah'ın haklarını sakla daim robarında topasan. Eğer bütün bir ümmet senge yakşılık kılaman deyip durgen olsa Allah yazgenadan aşçı yakşılık kılışı amıydı. Eğer bir ümmet senge yamanlık kılamız deyip durgen olsa Allah yazgenadan aşçı yamanlık kılışı amıydı. Rufiyatil aklam ve ceffatil suhuf. Seni peşeninde yazılgen yakşılık yamanlık küller bu kalem kötarıldı, sahifalar kurudu. Şunun için Allah bilen bir gibi oluştu örgen eylik. Cafer ibn Abi Talib raziyallahu anhu ve Habaşistan'daki kalgan muhacirler Hicretin 7. yılında Medine-i Münevvere'ye kayıtıp gelişti. Bu vakitte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Haybar'daki Yahudiler bilen can kılıp onlarını mağlup kılıp cüde katta ölçeler bilen kayıtıp geliyordular. Ve Haybar'a borgan kişilerge gene ölçe verildi. Başka hiç kimge verilmedi. Ama Habaşistan'dan muhacirlerke gene de Resulullah Habaşistan muhacirlerge hem bana şu ganimelerden ölüş kılıp verdiler. Ve Cafer ibn Abi Talib'ni körüp Peygamberimiz şunu diye kuvandılar ki ve ettiler. Vallahi ma adri bi ayyihima an ashaddu farahan bi fathi Haybar am bi kudumi Cafer. Vallahi kaysınısı bilen köprü hursan buluştu bilmeyip ben. Haybar'da fatih boyanı bilen hursan buluyor mu? Yok ki Cafer'ni kegenliği bilen mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kuvançı ki sebep bol yaptı. Cafer ibn Abi Talib'ni Medine'ye gelişliği. Abu Musa raziyallahu anh'dan rivayet kılınadı. Haybar fathıdan gayib bo'lgan biror kişiye hem Resulullah taksim kımadılar ölceden. Fakat bizning Cafer ve onun ashabları bilen bo'lgan kemamız adamlar gene ölce taksim kıldılar. Şunda ayrım adamlar açtı ki Habaşistan'dan hicret kıp yiyenler ge. Peygamberimiz bilen Medine'ye hicret kıyan ayrım sahabalar açtı. Biz sıladan uzup gittik. Biz Resulullah bilen hicret kıldık. Çünkü biz Resulullah'a haklı rağmız sizlerden göre. Resulullah'a yakın rağmız diye işte. Şunda gap bu oldu. Hafsa anamız raziyallahu anh ona aldı ki ana şu Habaşistan'da muhaciri bulup yaşayan Asma binti Ümeys raziyallahu anh kirib oturgan idi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tirik paytda. Umar ibn Hattab kızı Hafsa anamız aldı ki kirdi. Bu ayolunu görüp kim bu ayol? Hafsa anamız cevap verdiler. Bu Asma binti Ümeys. Umar ibn Hattab aytdi. Habaşistanlıki ayol mu dedi. Yani Habaşistan'daki hicret kıyanlardan mı? Ha dedi. Umar ibn Hattab bu yaki gapta aytdi. Biz sizlerden hicret bilen uzup gittik. Resulullah'a biz sizlerden göre haklı rağımız dedi. Sıla uyada benim Allah yürgen ileride biz Resulullah'a yandı yürüdük. Biz Resulullah'a yakın rağımız dedi işte. Şunda Asma'nın gazabı çıkıp dedi. Yalgan aytasız. Ey Umar. Onda gıymaz. Allah'a kasam ki sizler Resulullah bilen birge buldunlar. O zat sizlerinin açıngizge tamam verdiler. Cahilingizge vaaz kıldılar. Biz ise uzaklık, yaman körüşlük yeri de Habaşistan'da bulduk. Bu Allah için ve onun Resulü için buldu. Allah'a kasam ki siz etken yaptı Resulullah yetkizme günümce avukata miyemeyemem, suvam içmeyemem dedi. Sizi sözlüğü koşmayemem, amiyemem dedi çıkıp gitti. Şunda Asma binti Ümeys Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aldıya gelip etti ki ya Resulullah Ömer ibn Hattab bunda dedi, bunda dedi deyip şikayet kıp gitti. Mana endi qaysinisi Rasulullohga yaqinroq? Makka'dan Madinaga hijrat qilgan muhojirlarmi yoki Habashistondan Madinaga hijrat qilib kelganlarmi? Shunda Rasululloh aytdilar, u menga sizlardan haqliroq emas. Unga va uning sheriklariga bitta hijrat bo'lsa, sizlarga va sizlarning kemangiz ahliga ikkita hijrat bor dedilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Boshqalarga bitta hijrat bo'lsa, Habashiston muhojirlarga ikkita hijrat bor. Asma raziyallahu anh aytadı. Abu Musa ve kema sahibleri Habaşistanlı muhacirler. Cemaat cemaat bolup kelip menden ushbu hadis hakkında sorar ediler. Ular için Resulullah'ın ular hakkında etken sözüden göre kattara kuvançlı onarsa yok idi. Demek Cafer ibn Abi Talib ikide hicrette egesi boyan
sahabalardan edi. Sahavat peşeliğe Cafer ibn Abi Talib, Abul Masakin, miskinlerinin otası. Bizde sahavat degende, hayr-i ihson degende, fakat yine boy adamlar köz aldığımızda keladi. Doğru, şeriatımızda özünden aşkanını ihson kıl deyilgen. Yes'alunake mâda yunfikun kulil af. Ey Muhammed Aleyhisselam, sizden nemanı infak kılıçlarını soruyordu sahabalar. Ayting özilerden aşkanını. Bu sahabalar koluda var mı yok mu imkaniyeti karab durup yakşilik kılıçlığa halis bol orgeneken. Cafer ibn Abi Talib boy bulma geneken ama miskinlerde yakş görerken miskinlerde hayri ihsanını tohtatmazken. Karayın. Cafer ibn Abi Talib miskinlerde yakş görerdi. Onlarda hayri ihsan kutlardı. Şunun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu Abul Masakin miskinlerinin otası de lakabla gerekenler. Abu Hurayra raziyallahu anhu bu kişi ahli süppelerden bugün. Kembağal bugün. En köprü vaat kıyan kişi hadisini. Hadisini en köprü vaat kıyan sahabalardan. Miskin bugün. Ahli süppe bugün. Üyü bugün. Mescidde bir çeki bir süppe kıp oylengen. Şurada bir beşte altta aşağı bir kembağal sahabalar. Öşede kün keçirgen. Burası abkere ihsan kısa yiydi. İçeride bombası aç kalıp otur oradı. Künlendi burada Abu Hurayra raziyallahu anhu karnı aç. Yegen işin arsası yok. Barıp durup karnım aç diyor muydu? Haya var, iffet var. Müslümanlar namaz okuyken iki dışarıda, okup çıkıp geçişerdi. Çıkıp geçişerdi, keliyle Kur'an okup yeremezler geldi, ot yüzü olarken. Oturup Kur'an okurken, bir betme, yarım betme, arkasından ve mimme razaknâhum yunfikûn degen ayetle tüketerken. Yani onlara infak kılı belirgen nesnelerimizden, mumunlar infak kıladı. Biz onlara rızk kılı belirgen nesneden infak kıladı degen ayetle tüketerken. Şunu şey amekin de. Cemil zor da çık geçiş olarken otur olarken karnı aç. Ana şu karnı aç oturken payette bir piyale süt ihsan bularken maçtike ahli süpbege. Abu Hurayra alıp raziyallahu anh'a kursan hası içemen döptürseler Nebi sallallahu aleyhi ve sellem tohtayın ahli süpbeni koyanıyorum çakırı derkenler. Ya Resulullah bir piyale özü çakırı derken. Sütü kup koyup ahli süpana çakırıp gelip hamas oturuştu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abu Hurayra ahra diçer derkenler. Bir közüyle dalga kilitiriler de bana şu epizod. Biz abid kıyanı baramız ne mi iyisiler deydi. Biz ne mi var deyimiz. Mano var deydi. Deyip talebi emeği yemeyim. Emeği yiyeyim. Emeği kabul. Ama sıkıp kaptı. Sağıp kaptı. Şurası soğuk kaptı. Biz hiç kaçan uladı kıyken amalını kılamayız. Uladı mertebasıya makamıya yetamayız. Ama uladı boyan muhabbetimiz hürmetiden Allah'tan ümit kılamız. Kıyamette ulabilen bille tırıltırgın bizidir. Uladı boyan nememiz tüfeylik? Muhabbetimiz tüfeylik. Ahli süpe yığıldı. Abu Hurayra ahredi içerdi. Bittesi içti. Toydu, tüyemedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e kolu tekken barakat. İkincisi içti, üçün. Abu Hurayra gem yetip geldi. İçin, içti, için, içti, için. Ya Resulullah, toydum, için. Tırnaklarımdan çıkıp et, küçüğe tolup gitti içim dedi. Bana şimdi kişiler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e aldı, oturuşken. İni ular şikayet kımagen bizi yaşar hayat eden. Abu Hurayra raziyallahu anh'ın bana şimdi sahaba bugün. Şu kişi aytadı. Abu Hurayra raziyallahu anh'ın da rivayet kılınadı. Adamlar Abu Hurayra hadisini köpetir yubardı deyişti. Mesela Abu Hurayra raziyallahu anh'ın en köp rivayet kılınan kişi hadisini. Şunda Abu Hurayra etken eken. Ne mi kılıyı? Akhir ben karnını tok bulup Resulullah'ını daim lazım tutardım. Karnım tok olsaydı Resulullah'ı aldı yürürerdim. Hamur türü salıngan nanı yemesedim. Kim hap kim kiymesedim. Falancıcan falancıcan degen hizmetkarım yok idi. Açlıktan karnım yerge kadar edim. Yani hemen şu dünyası buna yürüyende ben bu mesele buna şükürlemeyi aç kasamam Resulullah'ı aldı tutuşluydu özümge. Zararda bilerdim. Beni üyüge alıp barıp taam verse acep emez deyip
odamlardan o'zim bilgan oyatni ham o'rgatib qo'yishini so'rar edim. Miskinlar uchun odamlarning eng yaxshisi Ja'far ibn Abi Talib edi. Kim aytibdi buni? Miskin Abu Hurayra roziyallohu anhu. Meni uyiga olib borib, taom bersa ajab emas deb odamlardan o'zim bilgan oyatni ham o'rgatib qo'yishini so'rar edim. Ma'oyatimni o'rgatib qo'ying desa, yur uyimda o'rgatib qo'ymasa ketarar ekan o'zi bilgan oyatni ham eshitgan. Nima bo'lib qolsa bo'ldi. Voy qorni to'ysa boy edi ekan ular. Qorni to'ysa boy edi ekan ular. Miskinlar uchun odamlarning eng yaxshisi Ja'far ibn Abi Talib edi. U bizni olib borib, uyida nima bo'lsa, bizni u bilan taomlantirar edi. Hatto u bizga ichida hech narsasi yo'q, yog' idishni olib chiqib berar edi, biz uni yorib, ichini yalar edik. Demak, ushbu rivoyatdan ma'lum bo'ladiki, Ja'far ibn Abi Talib o'zi ham juda ham boy bo'lmagan, lekin shunday bo'lsa ham xayrli ihsonlik, qo'l ochiq, saxovatli inson bo'lgan. Abu Hurayra aytadi roziyallohu anhu, oyoq kiyimi kiyish, tuya minish va egarda o'tirishda Rasulullohdan keyin hech kim Ja'far ibn Abi Talibning oldiga tusha olmas edi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam umratul qazodan qaytayotganida bir voqea sodir bo'ldi. Rasululloh umrani qildilar, Makka'dan chiqib ketyaptilar. Shunda Hamza roziyallohu anhuning kichkinagina qizchasi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning oldiga kelib Rasulullohga ergashib oldi. Hamza roziyallohu anhu payg'ambarimizni emigdosh akasi. Yana amakisi. Shahidlarning a'losi. Hazrat Ali Hamza roziyallohu anhuni qizini qo'lidan tutib Fatima Zahroni oldiga olib borib, amakingizni qizini oling dedi. Fatima onamiz qizchani ko'tarib oldilar. Mana shu yerda Hamzani qizini o'zini kafolatiga olishlikka 3 odam talashib ketdi. Bular Ali ibn Abi Talib, Zayd ibn Horisa, Ja'far ibn Abi Talib. Ali roziyallohu anhu aytdi, "Men oldim uni, u meni amakimning qizi" dedi. Ja'far ibn Abi Talib aytdi, "U meni ham amakimning qizi, yana uni xolasi meni xotinim" dedi. Demak, Ja'far bilan Hamza roziyallohu anhu xomonim ekan, boji ekan. Zayd ibn Horisa aytdi, "U meni birodarimning qizi" dedi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar, "Xola ona o'rnida bo'ladi" deb xolasiga hukm qilib berdi. Kimning qo'lida ketdi qiz? Ja'far roziyallohu. Shu bilan birga payg'ambarimiz mana shu uchala kishini shu qilmoqchi bo'lgan xayrli ish uchun munosib taqdirlab shunday dedilar. Hazrat Aliga qarab, "Sen mendansan, men sendanman." Ja'far ibn Abi Talibga qarab, "Mening xalqimga va xulqimga o'xshading" dedilar. Zayd ibn Horisaga esa, "Sen bizning birodarimiz va mavloyimizsan" dedi. Endi nima endi bitta qizni talashgan bo'lsa, shu ham bir katta narsami deyish mumkin? Hozirgi aqllar bilan. Ammo 1400 yil burun arablar qiz bolaga qanday ko'z bilan qaraganligini bir eslasak, bu qanaqa bir ulkan o'zgarish bo'lganligini ko'ramiz arablar orasida. Payg'ambarimiz qanday o'zgartirib yubordi bu arablar tushunchalarini. Qiz bola tug'ilsa yuzlari qorayib ketar edi. Qiz bolani yomon ko'rardi arablar. Trilerini olib chiqib ko'mishar edi. Endi mana shu xalqni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam 23 yil bor yo'g'i, 23 yil muddat ichida shunday tushunchalarni o'zgartirdilar. Payg'ambarimiz Ja'far ibn Abi Talibga, "Sen meni xalqimga, yaralishimga jismonan ham o'xshaysan, xulqimga o'xshading." Ya'ni xulqing ham, yaralishing ham menga o'xshaydi. Albatta bu sharaf birodarlar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga Abdumannof urug'idan 5 kishi o'xshar deb aytdik darsimiz avvalida. Shulardan bittasi Ja'far ibn Abi Talib, ammo faqatgina yaralish jihatdan o'xshamas edi, balki axloqi, xulqi ham payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga o'xshar edi. Ja'far ibn Abi Talibning shahid bo'lishi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu surodagi Rum tomonidan tayinlangan hokim Shurohbil ibn Amr al-Ghassoniyga Horis ibn Umar al-Uzdiyni elchi qilib yubordi. Elchini bu Ghassonning amiri Shurohbil qatl qildi va qo'shin to'pladi. Payg'ambarimiz Ghasson arablarini ta'zirini berishlik uchun Rumga qo'shin tayyorladilar, 3000 kishidan iborat. Sirat darslarida buni aytib o'tganmiz. 3000 kishilik qo'shinni jamlab turib, Rasululloh qo'shinga Zayd ibn Horisa roziyallohu anhuni amir qilib tayinladilar. So'ngra aytdilar: "Iza qutila Zaydun aw usib fal amiru Ja'far ibn Abi Talib." Agar Zayd qatl qilinsa yoki biror bir musibat yetsa unga, amir Ja'far ibn Abi Talib bo'ladi. "Fa in qutila Ja'far aw usib fal amiru Abdulloh ibn Ravoha."
Agar Ja'far qatl qilinsa yoki bir musibatga uchrasa, Amir Abdulloh ibn Ravoha. Va in qutila Abdulloh ibn Ravoha aw usib falyaxtar il muslimun li anfusihim amiran. Agar Abdulloh ibn Ravoha ham qatl bo'lsa yoki musibatga uchrasa, musulmonlar o'zlariga amirni tanlab olsin dedilar. Qo'shin chiqib ketdi. Yahudiylar kelishib, "Ey Muhammad, biz Tavrotni o'qiganmiz. Agar bir payg'ambar falonchi o'lsa, falonchi, pokinchi o'lsa, pokinchi deb 100 ta odamni sanagan bo'lsa, hammasi vafot topgan" deyishdi. Rasululloh aytdilar, "Zalika amrun yuriduhulloh." Bu Alloh xohlagan ish. Haqiqatan musulmonlar Mu'ta degan qishloqqa yetib kelishdi. 3000 kishilik qo'shin. Nasroniy g'assan arablari o'zlarining 100,000 askari bor edi. Yana bular Rum saltanati bilan ittifoqdosh edi. Rumdan madad so'rashdi. 100,000 qo'shin Rumdan keldi. O'zlariniki bilan 200,000 ta qo'shin bo'ldi. Musulmonlar bor yo'q nechta? 3,000 ta. Musulmonlar 2 kun muhokama qilishdi. Nima qilamiz? Birinchi taklif urush olamiz. Ikkinchisi Rasulullohdan madad kutamiz. Lekin 3-chi variantni muhokama ham qilishmagan ekan. Urushadigan bo'lishdi. Tafsilotini shu sirat darslarida aytganmiz, eshitib qo'ysalar bo'ladi. Shiddatli jang boshlandi. Jangni avvalidayoq Zayd ibn Horisa roziyallohu anhu shahid bo'ldi. Bayroqni Ja'far ibn Abi Talib oldi. Qo'liga oldi, otidan tushdi, oldiga qarab yurdi. Ya'ni izdihomda tirbandi qattiqligidan ot bir qadam oldiga ham orqaga ham yura olmay qolgan edi. Ja'far ibn Abi Talib payg'ambarimiz bergan bayroqni baland ko'tardi, jangga kirishdi. Jang shiddatli bo'ldi. Mushriklardan bittasi kelib qo'liga qilich urdi, qo'lini uzib tashladi. Ikkinchi qo'liga oldi bayroqni. Ikkinchi qo'liga urdi, ikkinchi qo'lidan ham uzib tashladi. Bayroqni shu ikkala qo'lidan qolgan narsa bilan shunday quchoqlab oldi. Uchinchi zarba Ja'far ibn Abi Talibni ikkiga bo'lib tashladi. Shahid bo'lgan holda yiqildi. Keyin bayroqni Abdulloh ibn Ravoh oldi, u ham shahid bo'ldi. So'ngra Xolid ibn Valid oldi bayroqni. Shu bilan Xolid ibn Validning qo'liga o'tib ketdi bayroq. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ana shu Mu'tani jangi qattiq bo'lgan kunida sahobalarni yig'ib Madinada turib, Mu'tada bo'layotgan jangni payg'ambarimiz xuddi ko'rib turganda aytib berdilar. Uchala sahobasini shahid bo'lganligini